TRT Türk ekranlarına Kültür Pusulası'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz şair, yazar Celal Feda'yı. Celal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, sizler de iyisiniz. Çok şükür, ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Çok teşekkürler. Celal Bey, kitaplarınızda genel olarak biz gelenek vurgusu görüyoruz. Sohbetimize buradan başlayalım isterseniz. Gelenek dediğimiz şey yaşanan zamanda geçmişten bugüne kadar getirdiğiniz her şeyin aktüel edilmesi demek. Yani gelenek tarihin bir zamanda gidip de tatil yapmak anlamına gelmemeli. E, ne yazık ki biz e, tarihi böyle anlıyoruz. E, uzun müddet böyle anlamışız. Tarihte bir çeşit tatil yapmayı, melankolik dolaşmayı e, tercih etmişiz. Ama zamanla modern hayat bizi tarihin o tatilinden çıkmaya zorlamış. Çıkınca da e, bu defa modernizmin içerisine e, hazırlıksız düşmüşüz. Toplumumuzun bir kesimi o yüzden tarihte tatil yapmayı seviyor. Bir kesimi de Türkiye'nin tarihsiz bir yer olduğunu zannediyor. Alplerde bir yer olduğunu filan zannediyor. Ee, malum İsviçre'de, Alpler'de tarihe pek ihtiyaç yok ama Türkiye'nin tarihine, e, geleneğine çok ihtiyacı var. Niçin? Geleceğini inşa edebilmesi için. O bakımdan edebiyatta da, hayatımızın her alanda da, yani poetikada da, politikada da geleneği e, biz, bize çok uzak bir zaman dilimi olarak anlamamamız lazım. Ben şiirde, sanatta bunu hayatta nasıl anlıyorsam öyle anlamak istedim. Peki bahsettiğiniz gelenek modernizme karşı bir şey mi? Kuşkusuz modernizm Avrupa'da Avrupa'nın geleneğini yıkarak kendisini inşa edebildiği. Bunun başlangıcında hümanizm düşüncesi vardır. Hümanizm Avrupa'daki... Bütün kendinden önceki dünyayı yıktı. Bu 500 yıl önce başlamış bir süreçtir Avrupalılar için. Daha sonra türlü fikir akımları geldi. E, sosyalizm oldu, kapitalizm oldu, liberalizm oldu. Bunlar fikir akımı. Türkiye'de maalesef fikir akımlarıyla e, asıl ideoloji olan e, hümanizm karıştırılıyor. Modernizm deyince hümanizmi anlamamız lazım. E, hümanizmi de insanı sevmek olarak anlamamız lazım. Hümanizm çünkü e, Tanrı'ya, Tanrının dünyadaki varlığına bir isyandı laikliği bu doğurdu hı hı. Türkiye'de kuşkusuz batılı tarzda bir laiklik ile yaşamak mümkün değil Türkiye bunu anlıyor O yüzden şu günlerde Türkiye kendi geçmişiyle modernizm arasında kendi uyumunu sağlamaya çalışıyor bunun sancılarını yaşıyor ama bunu başaracaktır Türkiye. Hı hı kitaplarınızda olanı değil, olması gerekeni vurguluyorsunuz ve bir gelecek tahayyülü yapıyorsunuz. Celal Fedai'nin gelecek tahayyülünde neler var? Geleceği ile Türkiye, son kitabımın adı bu. Hı hı. Ee, ben yaklaşık bir 20 yıl e, poetika üzerine yazdım. E, son 7-8 yıldır da politika üzerine yazıyorum. Çünkü poetika ve politika bana göre birbirinden ayrılmıyor. E, 19. yüzyılda Amerikalı şair... Walt Whitman 20. yüzyılın Amerikanlıların yüzyıl olacağını söylüyor ve bu gerçekleşti. Şimdi bir Türk şairi olarak benim de e, arkeolojik kazı yapıp sürekli geçmişle uğraşmamın bir manası yok. Bugüne de takılmamam gerekir. E, ama gelecek inşası için geçmiş ve bugün bizim için e, elzemdir. O bakımdan... Ben 21. yüzyılın dünyada belli dengelerin oluşabilmesi için bir Türkiye yüzyılı olması gerektiğini düşünüyorum. Politikacılardan daha önce yazmış olmaktan da iftihar ediyorum. Çünkü bir Türk şair olarak bu duygularla dolu olmak gerekir. Bizim bütün büyük şairlerimiz 15. yüzyıldakilerde, 18'dekilerde, 19'dakilerde, Necip da Nazım'da farklı farklı zaviyelerden bakmış olabilirler ama hep gelecekle dolu olmuşlardır. O yüzden ben de onların peşi sıra yol almaya çalışıyorum Hı. ve gelecekle daha çok dolu olmak istiyorum. Bir ümit besliyorsunuz aslında kendinizi. Kuşkusuz için. çünkü dünyanın aldığı hal ortada dünyada batı sömürgeciliği bugün postkolonyal bir dönemden geçiyoruz. Yeni Hı. sömürgecilik biçimleri oluşuyor. Küreselleşme kendi başına bir sömürgeleşme biçimi zaten dünyadaki bu politik dengesizliği. Türkiye'nin güçlü bir Türkiye olmasının e, dengeleyeceğini umut ediyorum. E, aksi takdirde e, bugün Gazze'de olup bitenlerin dünyanın başka yerinde olmaması için hiçbir neden yok. Birinci paylaşım savaşını, ikinci paylaşım savaşını, ondan evvelki paylaşım savaşlarını dünyadaki mazlum milletler çıkarmadı, sömürgeci ülkeler çıkardılar. Hala da onlar çıkarıyor. E, sanat buna itiraz etmeyecekse Türk politikası buna itiraz etmeyecekse bizim o zaman tarihte bir yerimiz yok demektir. Yani tabeladan ibaretiz e, demektir. Bu da bu da bizim izzeti nefsimize ters düşmesi gereken bir şey. Peki bugün, bugün neler oluyor Celal Bey? Edebiyatımızda, sanatımızda, bugün nereden bakıyoruz? Bugün maalesef e, bizim e, 1990'dan sonra tüm dünyada, Doğu Blok'unun dağılmasını kastediyorum 90 derken, tüm dünyada olan bir hadise var. Ee, kültürün ölümü gerçekleşiyor. Ee, kültür biliyorsunuz Batı Batı'da e, dinin yerini aldı. Batılılar e, Batı kültürüne e, buna kanon derler. E, bir din gibi ta taparlar. Bunda haklıdırlar. Çünkü kendileri e, kültürle e, büyük bir e, şeyi inşa ettiler ve bugün onun çatısının altında yaşıyorlar. E, bugün Batılılar içinde kültürü ölüyor. Çünkü e, bir tarz Kültürsüzlük biçimi tüm dünya üzerinde hükümranlığını kuruyor. Türkiye'de de öyle. 90'lardan sonra buna şahit olmuş biri olarak söyleyeyim. Müziğimiz bir yozlaşmadan geçiyor. Hızla geçti. Resim sanatımız daha önce geçmeye başlamıştı. Romanımız da öyle. Şiirimizin buna bir itiraz olması lazım. Ancak biz uyanık bir şekilde hadislere bakamıyoruz. Buna soylu bir düşünceye ve seçkin bir duyguya sahip olmak istemememizin bir e, bir nedeni olduğunu düşünüyorum. E, şu an bütün dünyayı biz de e, boksörlerin birkaç yumruk üst üste gediklerinde beyne oksijen gitmemesi için yaşadıkları bir hal var. Grogi hali. Tüm dünya şu an kültürel olarak o grogi halinde bu göz kararmasından bir şey doğacak. E, o doğan şey oluşurken işte Türkiye'de biz bir bir rol oynayabiliriz. Poetik olarak da, politik olarak da. Peki, sanatçının tavrına gelmek isterim. Bugün dünyada olanlar malum, Filistin'de olanlar, dünyanın farklı yerlerinde olan acılardan bahsediyorum. Bir sanatçı bu tarz kriz durumlarında nerede yer almalı? Sanat ve angajman e, meselesi e, bu konuştuğumuz bahis. Entelektüel kelimesini Fransızlar... E, 1800'lerin sonunda bir Dreyfus davasında bu Yahudi bir subayın hakkını koruyan Emil Zola ve arkadaşları için söylediler. Yani üstlerine vazife olmayan şeylere karışanlara Fransızlar entelektüel dediler. Ama anlaşıldı ki Dreyfus haklıymış ve Emil Zola ve arkadaşları doğru bir tavır sergilemişler. Sanatçılar, entelektüeller dünyada hakikat neyse onun yanında yer almalıdırlar. Onların durumu bu olmalıdır. Bunu en veciz şekilde ifade eden Aliye İzzet Begoviç'dir. Rahmetli dedi ki bir sanatçı dedi kendisi istesin ya da istemesin bir mücadele içinde kendini bulur. Onun sanatı yalanlara karşı mücadele edecektir. Bugün dünyada ister ressam olalım ister müzisyen ister şair ister sinemacı dünyada olup biten yalanlara karşı sanatçı duramıyorsa Zaten sanatının kendisini bizzat kendisi lav etmiş demektir. Hı hı. Benim baktığım pencere bu. Bizi hem yurt dışından hem yurt içinden izleyen yüzlerce binlerce genç var. Onlar edebiyatla alakalılar. Onlara ne söylemek istersiniz? Çeşitli vesilelerle yurt dışı ile temasım benim oluyor, yoğun oluyor. Babam da gurbetçiydi, Almancıydı. Ben 30 yıl Almanya'da çalışmış bir babanın evladıyım. Dolayısıyla dünyamın bir yönünü hep gurbet oluşturdu. E, gurbetteki gençlere dersler veriyorum, onların yazdıklarını takip ediyorum. E, gördüğüm şu, e, gurbette çok daha bilinçli, idrak kabiliyeti çok yüksek, çok iyi eğitimli e, gençler var ve onların edebiyatla, sanatla ilgisini görüp e, ben heyecanlanıyorum. E, diyebilirim ki Türkiye içindekiler ile kıyasladığımda e, daha fazla bir, e, e, müktesebata sahipler. E, bu şu demek bir ateş var. Hı hı. E, o e, gurbetteki ateşin e, ben Türkiye'yi daha çok sarıp sarmalamasını bekliyorum. Çünkü buna Türkiye içinde ihtiyacımız var. Çünkü e, Türkiye bazen biz dışarıya e, bunu verebiliyoruz. Ama bazen de dışarıdan bunu almaya ihtiyacımız var. Şimdilerde benim görüşüm bu. Türkiye'nin e, dışarıdan yani bizim diaspora mı diyelim gurbetçilerimiz mi diyelim onların ateşinin sadece temmuz, ağustos ayında Türkiye gelmesine değil yani izin zamanlarında 12 ayda bulunmasına ihtiyacımız var. Onun üzerinde kitabınız var. Kitaplarınız çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda çıkacak kitabınız var mı? Yakın zamanda toplu şiirlerim İç adıyla yayınlanacak. Herhalde Daha önce şi... yayınlanmıştı farklı bir yayın evinde. Daha önce yayınlanmıştı. Şimdi yeniden e, herhalde şimdilerde matbaadadır. Yayınlanacak Hı -hı. bu ay içerisinde çıkacak. Ama e, diğer kitaplarımın da, yayımı biten kitaplarım Hı -hı. da yayımı önümüzdeki bir iki yıl içerisinde tekrar gerçekleşecek. Ben bugünlerde onları yeniden e, gözden geçirmekle biraz meşgulüm. Bunların yanında yeni dosyalarınız var mı? Benim Deli Dumrul diye yazmaya çalıştığım uzun kaplamlı şiir derler. Uzun bir şiirim var. Onu hep çalışıyorum zihnimin bir yanında. Ee, biliyorsunuz Dede Korkut evet. hikayelerinden bir enteresan hikayedir. hikayedir. Deli Dumrul hikayesi. Bu beni hep mest etmiştir o hikaye. Deli Dumrul'un tutumu. Hı -hı. Ee, onu bir epik şiir olarak e, yazmaya çalışıyorum. Ee, ben Deli Dumrul oldukça herhalde o da yazılmaya devam edecek. Ee, nasip diyelim. Deli Dumrul yaşıyor, yaşıyor. hayatta. Yaşıyor. Evet. Biraz da Deli Dumrul hikayesine gelelim istiyorum. Çok önemli bir hikayedir evet. çünkü. Orada sizi etkileyen şey neydi? Deli Dumrul'un e, hikayesi Türkiye'de e, şöyle anlaşılıyor. Kuru çayın üzerine köprü yapmış, geçenden 30 geçmezse döv 40 akça alan bir deli. Oysa eski Türkler Yiğit'e deli diyorlar. E, eski Türkler kadına ve erkeğe çok özel bir önem veriyorlar. E, erkeğe koca diyorlar. İşte bunun kocaman kelimesinde yaşıyor hmm. bu. Dağ anlamında. Kadına da e, dağın karı diyorlar. Yani kocanın karısı. Hmm. E, koca ve karı arasındaki ilişki dağ ve onun tepesinde yağan kar ilişkisi. Ben bunu Deli Dumrul ve karısında gördüm. Deli Dumrul e, Azrail'e kafa tutuyor. Sonra onun Cenab-ı Allah'ın bir e, emir kulu olduğunu anlayınca e, ne kadar yanlış yaptığını anlıyor. E, canla karşılık can iste istemesi gerekiyor. Cenab-ı Allah öyle diyor çünkü. Anne baba can vermeyince gidiyor karısına. Karısına helallik istiyor. Yani benim canıma karşılık can ver demiyor. Karısı da ona diyor ki, e, sensiz diyor birini koynuma alırsam evlenip eğer o diyor beni sokan diyor alayılan yılan olsun. Benim diyor canım sana helal olsun diyor. Yani kocasının Can istemediği helallik istediği bir yerde karısının tutumu Cenab-Allah'ın ı o kadar hoşuna gidiyor ki e, Dumrul kulum ve diyor karısının diyor ömrünü ziyadeleştirdim, artırdım. E, ama diyor annenin babalarının canını al gel. Beni bu hikayede bu etkiledi. Karı ve kocanın e, Cenab-Allah ı Allah tarafından yani kadın ve erkeğin Allah tarafından bunun için yaratıldığı ve bunun takdir edilmesi beni çok etkiledi. Bir de Türklerin Allah tasavvuru. E, e, tanrı tasavvuru, e, kadın ve erkek tasavvuruna çok paralel yürüyor. O yüzden onu e, aktüel edersem yaşanan zamanda belki Dumrul tipi erkeklerimiz, e, onun karısı tipi kadınlarımız oluşabilir. E, çünkü bir toplum kadın ve erkekle modelleniyor. Siz yeni bir formda yazıyorsunuz tabi Deli Dumrul'u. Tabii. E, bu uzun kaplamlı bir şiir olacak. Bu tür metinler... E, Milletlerin, erkeklerinin ve kadınlarının şekillenmesini sağlayan metinlerdir. Ee, Grekler, Yunanlar bunu Homeros'un İlyadası'nda odysseus tipi erkek ve onun karısı olan Penelope tipi kadınla modellemişlerdir. Ee, biz bunu İslam sonrasında Hazreti Ömer, Osman, Ebu Bekir modelledik. Tabi Efendimiz'le modelledik, hanımlarıyla modelledik. Ama Türklerin buradaki büyük katkısı Deli Dumrul tipi erkek ve Karısı şeklindeydi. Yani Deli Dumrul tipi bir erkeğe Batılılar çağla, çağlar boyunca karşılık veremediler. Hı hı. Ama ne zaman ki Faust tipi bir erkek Batılılar modelledi, biz ondan sonra ona karşılık veremedik. Ee, bizim bugün erkeklerimizin ve kadınlarımızın edebi metinlerimizle modellenmesi gerekiyor. Hı hı. Yani kadınlarımızı, erkeklerimizi modelleyecek olan şeyler edebi metinlerimizden doğmalı. Hayatın içindeki... Çarpık şeylerden doğmamalı. O bakımdan ben bu eseri yazarak bu modellemeye Naçizane bir Türk şairi olarak yapmam gereken sorumluluğu yerine getirmek istiyorum. Yeni bir modele, yeni bir tipolojiye ihtiyacımız var. Kuşkusuz çünkü bu bu erkek tipi ve kadın tipi birbirini çok sevecekler, Hı. karı koca olacaklar ve birbirini tamamlayacaklar. Yani birbirine değişen tipler olmayacaklar. Bunlar tamamlayacaklar birbirlerini ve bunlar toplumu yaşanan zamanda. Güçlü bir hale getirecekler. Hmm. Bu olmadığı zaman e, birçok şey çarpık yürüyor e, bizim açımızdan. Nitekim hmm. bizim sorunumuz bu. Biz o erkeği ve o kadını modelleyemiyoruz. Hmm. Eğitim sistemimiz bunun için organize olmamış. Anneler, babalar e, bunun, bunun farkında bile değiller. Oysa çocuğunuza daha e, doğmadan at koymayı düşünerek bunu modellemeye başlıyorsunuz. Ve sonra eğitim bunu yerine getiriyor. Sanattan, topluma bir akıştan bahsediyoruz burada. Bu çok kıymetli. Bu e, her çağda standarttır aslında. Hı -hı. Yani e, Batı'da da bu böyledir. E, Çin'de de böyledir, Hint'te de böyledir. Bizde koptu bu. Hı -hı. E, sanat e, dinden, e, inançtan aldığını, tarihten aldığını sanatçı e, e, kendi bünyesinde yorumlar ve e, bunu halkına armağan Hı -hı. olarak sunar. Bu sanatçının yaptığı bir halkına armağandır o ona da cenab-ı Allah lütfetmiştir. Yani bir lütuf armağana dönüşür. Fakat biz bu burada bir hat kopukluğu yaşadık. Yani geleneğin başta konuştuk ya ipi koptu. Birkaç şekilde koptu. İp bağlamanın yöntemleri var biliyorsunuz. Bir kördüğüm yaparsanız ipin koptuğu anlaşılır. Yani burası kopmuş kördüğümle bağlanmış dersiniz. Ama kopan yeri eğer böyle güzel bir gemici düğümüyle değişik gemici düğümleri var malum. Bağlarsanız buraya e, kopma yok. Sanki burada bir süs oluşturulmuş gibi gözükür. İşte sanatçı o kopan şeyi bir süsmüş gibi hale getirir. Ve e, bağlantıyı sağlamış olur. E, poetikanın e, büyük görevi budur. Politika ondan sonra zaten işlevini görür. Avrupa'da bugün Avrupa Birliği'nin oluşması için 500 yıl boyunca Avrupalı sanatçılar e, bu dediğimi yaptılar zaten. Stefan Zweig diyor ki 1930'da İstanbul fethedilince Avrupa Birliği politik olarak koptu ama poetik acılar o birliği sağlamak için canla başla Tam 500 yıl çalıştılar ve bugün Avrupa Birliği poetik ve politik bir birlik. Bugün biz Türkiye'de daha büyük bir Türkiye düşlüyorsak eğer sanatçılarımız o onun için uğraş vermeliler. Celal Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki geldiniz. Ben Ayaklarınıza teşekkür. sağlık. Sağ olun. Selam ediyorum herkese. Şimdi de programımız Almanya'dan oyuncu Hande Uluöz Saraçoğlu ile yapılmış röportajla devam ediyor. Röportaj sonrasında tekrar birlikte olacağız. Herkese merhaba. Ben Hande Uluöz Saraçoğlu. Türkiye doğumluyum, İzmirliyim. Türkiye'de İzmir ve İstanbul'da yaşadıktan sonra yaklaşık 7 sene önce Almanya'ya taşındım. Şu an halen Frankfurt'ta yaşamaktayım. Profesyonel olarak e, uluslararası bir okulda e, pazarlama ve öğrenci kabul departmanının başında müdür olarak görev yapmaktayım. E, amatör olarak da Tiyatro Frankfurt bünyesinde hem oyuncu hem de festival organizasyonu ekibinin e, bir e, üyesi olarak görev yapmaktayım. Tiyatroya ilgim aslında yaklaşık ortaokul zamanlarında başladı. E, Ortaokulu Borna Anadolu okudum İzmir'de. Ve oradaki edebiyat öğretmenimiz bizi e, tiyatroyla tanıştırdı. E, bizi birçok tiyatroya götürdü. E, Dorman tiyatroları olsun ve birçok e, özel ya da devlet e, tiyatrolarının e, oynadığı e, birçok oyuna götürdü. Onun sayesinde aslında e, tiyatro ile tanışmam oldu diyebilirim. E, daha sonra Frankfurt'a geldiğimde, Oğlumu bir çocuk oyununa götürmüştüm tiyatro izlemeye. Tiyatro Frankfurt'un gerçekleştirdiği bir organizasyondu bu. Orada öğrendim ki yetişkinler için de işte drama atölyeleri vesaireler yapılıyor. O yüzden o gruba dahil oldum. Orada oyunculuk anlamında da işte oyuncu koçlarım ve profesyonel tiyatro oyuncuları sayesinde kendimi biraz geliştirdikten sonra bu tiyatro dünyasına adım attım diyebilirim. Aslında lisedeyken de bir tiyatro oyununda oynamıştım. Bir sene oyuncu olarak, bir senede teknik ekibin bir parçası olarak görev yapmıştım. Yani aslında lise zamanlarında da devam etmişti tiyatroya ilgim. Fakat hani Frankfurt'a geldikten sonra daha çok sevdim, ekibi de çok sevdim. Çok keyif almaya başladım hem tiyatro izlemekten hem de tiyatro ekibinin bir parçası olmaktan. Önce bu karakter nasıl biri, işte nerede doğmuş, nasıl bir işi var, İşte hobileri ne? Arkadaş ortamı, ailesi nasıl olabilir, nasıl bir evde yaşıyor, ee, onları hayal ediyorum, onları düşünüyorum. Hayal ediyorum derken yani hiç yoktan var etmiyorum. Bunları bir yandan da yaptığım gözlemlere dayandırıyorum. İşte hani etrafımda e, bu karaktere benzeyecek kimler var ya da geçmişten hani düşünüyorum. Ne bileyim işte ya da e, işte metroda, otobüste karşılaştığım kimler olabilir ona benzeyen işte ya da iş yerinde, okulda kim vardı? Böyle bir benzer bir karakter um, oturtmak kafamda bana yardımcı oluyor. Tabii ki de birebir onu kopyalamaktansa, işte kendimden bir şeyler katmak, ben o karakteri nasıl canlandırabilirim, onu düşünmek um, daha mantıklı oluyor. Çünkü öteki hani direkt imitasyona giriyor, hani direkt kopyalamak ya da işte televizyondaki bir karakteri direkt kopyalamak. Um, bu hani çok yapmaya çalıştığımız bir şey değil. Tam tersine hani ondan birazcık um, etkilenerek fakat kendimizden daha çok şey katarak ee, bu şekilde hazırlanıyorum. Onun dışında işte e, mesela mektup yazmak. Ee, hani bu karakter bir mektup yazıyor olsa, bu nasıl bir mektup olur? Kendini anlatmak istiyorsa, hani kendimi onun yerine koyup böyle bir mektup yazıp daha sonra o yazdığım şeyi okuyunca o karakterle ilgili daha böyle bir canlı bir e, daha bir somut bir gerçeklik olmuş oluyor. Kıyafetler çok önemli benim için. Yani bu karakter nasıl kıyafet giyer, aksesuarlar da aynı şekilde çok önemli. Ne gibi aksesuarlar kullanır ve o, o aksesuarları nasıl kullanır? Yani bu bir gözlükse, işte nasıl bir gözlük? Güneş gözlüğü mü, numaralı gözlük mü, kemik gözlük mü? Daha hani buraya kafasının üstüne mi koyacak, e, yoksa işte yakasına mı takacak, elinde mi tutacak ya da elinde tuttuğu herhangi bir kitap, çanta. Bunlar çok kritik. E, tiyatro sahnelerinde hani bu aksesuarlar hani o kadar doğal ve o kadar iyi düşünülmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor ki. Ee, hani gerçeklik katıyor, o yüzden ben de aynı şekilde kullandığım her aksesuar, taktığım her aksesuar, elimde taşıdığım her şey, kullandığım her kıyafet e, çok detaylı düşün, düşünülmüş oluyor. Çünkü beni role daha iyi sokuyor o kıyafet ve o aksesuar, aynı zamanda da seyirciye e, o karakterin gerçekliği ile ilgili bir ipucu vermiş oluyor. Tiyatro hayatın ta kendisi. Çünkü tiyatro hayatı aynalıyor bizi aynalıyor, toplumu aynalıyor. Dolayısıyla o e, toplumun, o insanın değerlerini, işte ön yargılarını, korkularını, heyecanlarını, sevgisini çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Her tiyatro oyununda e, çeşitli karakterlerden kendimizden birçok şey buluyoruz. E, yapmak istediğimiz ama yapamadığımız, yaptığımız ama pişman olduğumuz işte hatalarımız ya da hata olarak düşündüklerimiz. Birçok şeyi bize geri yansıtıyor, toplumsal mesajları çok fazla. Toplum olarak, insan olarak nasıl daha iyiye iyi gidebiliriz onu gösteriyor bize. Empati kurmamızı sağlıyor ve hepimizin insan olduğunu hatırlatıyor. Turnedeydik, Gaziantep'te bir turnedeydik. Yine Tiyatro Frankfurt bünyesinde oynadığımız Aşkımızın Son Durağı adlı oyunu oynuyorduk. Ferhan Şensoy'un bir oyunu bu. Ee, o oyun sırasında benim çok böyle yüksek performanslı bir sahnem vardı. İşte onu yapıyorum, bunu yapıyorum, böyle koşturuyorum, işte karlar fırlatıyorum, ee, işte selam veriyorum falan. En son böyle bir selam verme, böyle bir asker selamı gibi bir se selam verme şeyi vardı. İşte ve silahları atıyorum vesaire. Ee, orada o selamı verdikten sonra seyirciden, yani iki gün üst üste oynadık. Her iki günde seyirciden... Çok güzel bir tepki geldi. Bir anda bir alkış fırtınası koptu. Hiç planlanmamış bir şeydi bu. Daha önce Frankfurt'ta oynadığımızda da benzer tepkiler alıyordu ama bu kadar dolu dolu bir alkış yoktu. Bu beni çok şaşırttı, çok sevindirdi. ve hani kendi role o kadar kaptırmış bir şekilde hani oynuyordum ki ilk başta o alkışı ben duymadım. Yani sanki çok zaten öyle olması gerekiyor gibiydi. Böyle çok doğal gerçekleşti. Sonra aa evet gerçekten alkışlanıyorum hissi yaşanca böyle bir durup Hani onların alkışının e, bitmesini beklemem gerekti bu benim için çok spontan ama çok keyifli bir an olmuştu e, O oturmaya benim aynı, aynı zamanda annemle babam da gelmişti izlemeye e, onların benimle gurur duyması işte birçok tebrik alıyor olmak benim çok hoşuma gitmişti. Tiyatro sahnesinde hep böyle hani spontan o anlık sadece o ana özel sadece o oyuna o güne özel birçok şey yaşanıyor. Aslında tiyatroda oynamanın en keyifli şeylerinden bu diyebilirim. Çünkü her oynadığınız oyunun dinamiği farklı oluyor. Ee, tabii ki de bir metnimiz var. Metne olabildiğince sal, de, sadık kalmaya çalışıyoruz. Fakat günün gerektirdiği işte bazen farklı tepkiler alabiliyoruz. Biz farklı tepki verebiliyoruz. İşte En ufak bir kelimeyi değiştirince ya da cümlelerin en ufak bir sırası değişince farklı anlamlar çıkıyor. Espriler daha farklı oluyor. Ve genelde de bu bir zenginlik katıyor oyuna. Ee, buna benzer bir oyundan yine... Yine aynı oyunun başka sahnesinde işte ben bir şekilde olsa da heyecandan repliğimi unuttum. Ama repliğimi unuttuğumu kimse fark etmedi. Çünkü başka biri başka bir şekilde bir ekleme yaptı. İşte e, profesyonel oyuncu e, Çiğdem e, arkadaşımız e, o işte başka bir e, katılımda bulundu e, repliğe. Sonra ben doğaçlama başka bir tepki verdim. Ve e, sahne olduğundan daha e, zengin, daha komik bir hal aldı. Ve seyirciden de çok güzel tepki aldık sonunda. E, hani bu da yine e, çok keyif aldığım olaylardan biriydi. Yani sonuç olarak hani yine özetlemek gerekirse o tiyatrodaki o anı özel, o güne özel e, farklı bir tepki, bir tane fazla bir fazladan bir replik e, çok büyük zenginlik katılıyor. Bazen hiç beklemedik yerlerde seyirciden gelen bir tepki, işte bir kahkaha, bir alkış e, çok daha canlandırıyor oyunu. E, böyle keyifli anlar her oyunda zaten yaşanıyor doğal olarak. Tekrar birlikteyiz. Konuğumuz rap sanatçısı Erci'ye. Erci Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Erci Bey, sohbetimize isminizin hikayesiyle başlayalım istiyorum. Bana yani e, ismim Erci, yani onu kastediyorsunuz diye zannediyorum. Evet, evet. E, hayatım boyunca bu ismi anlatmak durumundayım. Çünkü haliyle insanlar Ercan zannediyor, Ercüment zannediyor, Ercihan zannediyor. Ve bazıları hatta... Gerçek ismini gizliyor diye tahmin ediyor. Alakası yok. Doğduğumdan beri ismim Erci. Dört harften oluşuyor. Gerçekten <laughs> öyle. Hatta anneme babama da çok sordum. Nereden aklınıza geldi? Yani kiminle karşılaşsam Ercan diye e, zannediyor. Ercan zannederek benimle konuşuyor. Onlar da diyor birisi birisine Erci demiş. Hoşumuza gitti. Kısa ve öz gibi falan diye. E, bütün hikaye bu. Ama bugüne kadar kiminle tanışsam Ercüment. İlk etapta Ercüment diye yola çıkıyoruz. Bunu da böylelikle açıklamış olduk. Bu soru işareti Katmış belki bununla oldu. birlikte yok olur. Çok teşekkür ediyoruz. Erci Bey şimdi rap sizin dünyanızda çok büyük bir yer buluyor. Rape nasıl başladınız? Valla ben 13-14 yaşlarından itibaren müzik yapmaya başladım. Yani müzik beni kendi çekti aslında içine. Ben hiçbir arayışım yoktu. Annem babam da zorlamadı bir yön vermedi o anlamda. Ama yani iyi hatırlıyorum düğünlere falan giderken ben mutlaka böyle çalan gruba odaklanıyordum. Yani küçük ufak çocukken ben bateri çalan müzisyenin yanında oturuyorum saatlerce izleyebiliyordum. Kanter içinde nasıl yani çok hoşuma gidiyordu, müzik çekiyordu ve e, böyle 89, 88 yıllarında Almanya'da bu rap dalgası e, gelince Amerika'dan Avrupa'ya e, beni hemen kaptı, benim gibi e, yani yabancı uyruklu Almanya'da yaşayan gençleri, Avrupa'da yaşayanları e, zaten çok hızlı bir şekilde kaptığı gibi beni de öyle çünkü. Yani en sıcak, heyecan verici olay oydu. Kendi derdini anlatabileceğin çok güzel bir müzik tarzıydı. Ve yabancı uyruklu gençler niye daha çok yakın hissetti kendini? Çünkü ritim ağırlıklı bir müzik. Hızlı, herkesin yapabileceği bir şey. Oradaki sorunlarımızı dile getirmek için çok uygun bir tarz müzikti. Yani o, o görüldü ki yabancı uyruklu gençler çok hızlı kaptı konuyu, aldı ve kendi yorumuna başladı. Yani müzik önce vardı ama rap gelince tamamen e, hip hop kültürüne, rap söylemeye e, odaklandım diyebilirim. Kartel sonrasında geliyor, dünyanıza giriyor diyelim. Kartel nasıl meydana geldi? Valla Kartel'in hikayesi e, uzun ama çok kısa anlatmak istersek... E, e, dediğim gibi e, bütün Almanya'da gençler bayağı bir rap yapmaya, breakdance oynamaya ya da resim çizmeye başlamıştı bu kültürle birlikte. E, ve o ara Mön ve de ırkçı saldırılar oldu. Yani Almanya'da iki şehir bu. E, 93 yıllarında e, ve o, o boyutta daha önce böyle bir şey olmamıştı. Şimdi bu bizim tam... Fırlama dönemimiz hip hop'u yeni tanımış yetenekli gençler olarak biz yani ırkçılık var diye müzik yapmadık ama bunlar üstüne gelince böyle bir bir şey yapmalı hevesi oluştu. Aynı anda niye hep e, İngilizce söylemeye çalışıyoruz ya da Almanca yaparız e, Türkçe niye olmasın gibi duygular da e, eş zamanlı oluştu. Ve ben orada daha 19 yaşındaki bir radyoya girmiştim. O da yeni kurulmuştu. Orada tanıştığım bir e, stüdyo sahibi vardı. Ona dedim ki ben oryantal motifli Türkçe sözlü rap yapmak istiyorum. Ve senin güzel bir stüdyon var, senin stüdyoda kaydı alalım diye. E, bir araya geldik ve o dedi ki ya Türkçe rap ben duydum dedi bir yerde. Ve gerçekten demo kaset gelmiş Karakan Nürnberg şehrinden. 6 ay önce ona kaset yollamış. E, onlar geldi, tanıştık. Onlar da dedi ya biz televizyonda bir breakdance grubu gördük, zurnalı, müzikli, altyapılı breakdance show yaptılar. Kim onlar diye araştırdık. Onlar da Kiel şehrinden geldi. Yani en e, kuzeydeki Almanya'nın en kuzeydeki şehir Kiel, Türkiye'nin Sinopu gibi. Onlar da geldi, bir araya geldik, baktık. Fikir aynı, yapmak istediğimiz aynı, e, aynı zamana denk geliyor ve böyle bir şey yok. Yani ortada o zamana kadar Türkçe sözlü rap yoktu. Dedik o zaman tek tek bir şey çıkaracağımıza kartelleşelim. Yani bir olalım, hmm. amacımız, derdimiz, sunmak istediğimiz aynı. Ve o yüzden Mön ve Zoling'inden başladım. E, çünkü o tabii yansıdı albüme. Yani o yüzden kartel şarkısında biz e, Türk'üz, bir duruş. E, yani o yıllar, onu söylemek lazım, bahsettiğimiz dönem... Yakında 30 yılını dolduruyor. Evet. Yani bambaşka bir ortamdan bahsediyoruz. Bugünkü Almanya gibi değildi. Yine e, misafir işçi olarak gitmiş olanlar çok sayıda vardı. Ama temsil edilmiyorduk. Hı hı. Yok gibiydik. Üstüne ırkçı saldırı olunca dedik yani bizi karıştırmayın. Yani biz burada böyle davranamazsınız karşılığı olur görürsünüz gibilerinden bir e, ya bir ses olmak istedik temsil yeteneği temsil olmak istedim. ama bunu hesaplı kitaplı yapmadık hı hı. tamamen bir duygu e, ve o, o müzik hevesi ve bizim insanlarımıza ulaşma çabası yani daha önce ve bugüne kadar e, beni sokakta gören Almanya'da Avrupa'da yaşayanlar e, şey yani duygulanıyor diyor ki, o zaman bizim sesimiz oldunuz diyor önemli olan o e, ve böylelikle kartel oluştu yani bunu biz aslında müzik ve sanat diye gerçekten çıktık. Ama bu ırkçı saldırının üzerine geldiği için e, ana şarkımızda o da e, hmm. konu oldu yani. Biz buyuz, bizi ezemezsiniz, e, Türk'üz, burada yaşasak da özümüzü unutmuyoruz gibi mesajlarımız vardı. Ve e, çok da kabul gördü tabii ki. yani e, 30 yıl olmasına rağmen yankısı hala devam ediyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ya çok doğru dediniz beni de şaşırtıyor. Şimdi ben hep şu örneği veririm yani 5 sene önce en çok dinlediğin hiç şarkın hangisiydi desen insanlar Hatırlamazlar. bilmiyor o, olabiliyor yani e, hatırlamıyor. Ama bu karte başka bir şey yani müzik dışında bir şey böyle e, biz de dediğim gibi bunu hesapla parayla marketingle yapabileceğim hmm. bir şey değil. E, gerçekten insanlardan insana ulaştı bu. Ve büyük bir e, nimet mi ya da e, şükrediyorum hala. Yani gerçekten öyle bir şeyin içinde yer aldığım için yani bu e, bize denk geldi. Sanki biri bizi seçti. Dedi ki bu Avrupa'daki Türklere bir sese ihtiyaç var. Ve e, oldu böyle bir şey. Bugüne kadar devam ediyor. Toplumun sesi olduğumuz bu çok kıymetli. Çok kıymetli. Evet. Ve aynı zamanda ilk rapinde mucidisiniz diyebiliriz. Çünkü Türkçe rap sizinle meydana geliyor ve bugün hala sizden bahsediliyor. Rap'in üstadları olarak konuşuluyor. Ya evet. Daha önce Türkçe sözlü rap yoktu. Bu Burası kesin ve mümkün olduğunu bile kimse düşünemiyordu o zaman. Çünkü gerçekten yoktu. Ve hala derim ki o kartel kasetini demo olarak o zamanki Türkiye'ye getirip bir şirkete vermek istesek %90'ı bu ne ya derdi ve bizi yollardı diye düşünüyorum. Yani haklı olarak belki de bu insanlar böyle bir şeyi kabul etmez. O zaman ilk böyle bir pop furyası var piyasada, müzik piyasasında. Biz gelmişiz 7 kişi aynı giyiniyor, bir şeyler bağırıyor, bir derdi var. Yani çok zıt da olabilirdi Türkiye için ama öyle görüldü ki dinleyici hissediyor, biliyor, anlıyor. Oradaki samimiyeti bence hissetti. Hı hı. Türkiye'dekiler için başka bir değer oldu. Yani gururumuz, bak unutmadılar geldikleri yeri. Almanya'dakiler de sesimiz diye sevdi. Bunun gerçekten olacağı varmış ama o zaman 95'ten bahsediyoruz. 90 1995'te çıktı albüm. Yani buraya kadar uzanıp hala bunları konuşmamızı kimse hesaplayamazdı. Ben de büyüklüğünün farkındayım ama buna rağmen tabii ki Bugün bambaşka bir dünya var, bambaşka bir Almanya var. Defteri kapanmış, nostaljik yerinde duruyor diyebiliriz. Ve etkisi büyük oldu. Bugün rap ve hip-hop ortamıyla alakası olmasa da, çünkü old school diye geçiyor tabii ki eski okulun, eski dönemin, prodüksiyon şeklinden tutun her şey. Ama kesinlikle bir de sample hiç konuşmadık. Yani eski şarkılarımızda motif kullanarak, yani bir yandan o şarkıları da hatırlatmış hı hı. oldu. Ee, benim için çok değerli. Onun sayesinde Barış Manço gibi büyük üstadlarla bile konser verme e, fırsatımız oldu. Yani e, çok mutluyum hala. Gerçekten çok değerli. Peki Erci Bey o dönemin Almanya'sıyla bugünün Almanya'sı arasında neler değişti? Valla çok şey değişti. Ee, sanki yıllar içerisinde Almanya artık bir göç alan ülke olduğunu kabul etti. Yani çünkü öyle bir ülke değildi o yüzden daha göze batıyordu o yıllar. Bir de şunu da söylemek lazım. bu hep karşılaşıyorum Karş, yani karışıyor biraz terimler düşünceler. Biz mülteci olarak gitmedik Anlaşma yapıldı, anlaşma üzerine gidenler oldu, geri dönenler oldu. Şimdiki mülteci durumla hiçbir alakası olmayan bir şey bu bazı insanlar karıştırabiliyor. Siz de zamanda gittiniz. Ya tamam da biz anlaşma vardı. Gidildi. Herkes de gerçekten 3-5 sene kalıp geri dönme planını yapıyordu. Her hepsi yani böyleydi. Çünkü Almanya'da net olarak ne olacak yani sınırlı diye bakıyordu. Yani şu an iş güce ihtiyacımız var. O ihtiyaç bitince dönerler gibi bakıyordu ama bakıldı ki artık alışılmıştı. Ve çalışanlar da işi de iyi yapıyordu. Hani devamın da ihtiyacı oldu ve böylelikle bir kalma durumu oluştu. Ee, i̇nanıyorum ki o ilk gidenler ilk günden beri kalacaklarını bilseydiler başka ben kararlar de. verilirdi. Gönlümüzde Türkiye varken Almanya'da yaşıyorduk. Öyle diyeyim yani. Ee, ve bu e, bazı durumları zorlaştıran bir şey. Artık öyle bir şey yok. En büyük fark o. Almanya ya daha global bir dünyada yaşıyoruz. Yani göç diye bir şey var normale döndü. Almanya'ya giden çok göçmenimiz var diyeyim yani. Kanada, Amerika ya yer değiştirmek artık normale döndü. Eskiden o kadar değildi tabii ki. Kartel grubuna tekrar dönmek istiyorum. Grup neden dağıldı peki? Ah ya biz dağıldık mı ondan da emin değilim. <laughs> yani e, net bir kararla hiçbir şey yapmadık. Yani buraya kadarmış, evet kapatıyoruz bu defteri denilmedi. Ama şöyle düşünmek lazım. Biz star, meşhur, zengin olmak için yapmadık bunu. Çünkü Hı -hı. hiç olmayan bir müzikle bunun hesabı bile olmazdı. Yani e, ve bununla birlikte grup bile değildik. Yani bir proje için bir araya geldik. Ama yani bu kadar tutacağını da bilmiyorduk. 95'te çıktı, 97'ye kadar bir sürü Türkiye turnesi, Avrupa'da turneler, Fransa, Maastricht her yere iki sene boyunca bunu yaptık. Ve ondan sonra yani bir e, profesyonel çatısı olmadığı için herkes şehirlerine dağıldı ve yaşananları hazmetmek durumuna geldik. Yani ne oldu, nasıl yani iyi geçti, güzel geçti ama... Ee, bir mucize bir durum var yani orada Beklemiyordunuz çünkü. hiç beklemiyorduk e, hesabı bile yapılamayacak Hı. bir şeydi ee, yani böylelikle bağlar biraz koptu o, o yük de ağırdı ve şu an geriye ben de çok yıllar içinde çok üzüldüğüm oldu aslında devam mı etseydik ikinci üçüncü albüm olsaydı falan ama şu an anlıyorum ki orada yapılan şeyin enerji patlaması o kadar büyüktü ki. Belki oydu görevimiz. Yani ben e, mutlu oluyorum geriye baktığımda. A Keşke meşke diye bir durumum yok yani. E, çok güzel bir şey yaşandı orada ve insanlara dokundu. Cesaret e, toplamalarına neden oldu. Bir de ırkçı saldırılar yani saldırılar olunca. E, aslında insanımıza çok destek olan bir şey yaşandı orada. O yüzden zannediyorum ki her şey olacağı, gibi oluyor, olacağına varıyor dedikleri gibi. Bunun da süresi oydu ve ondan sonra ben solo olarak da devam ediyorum müziğe. Yani o yüzden bu sohbeti bile bugün burada yapmamız hala Kartel'den kaynaklanıyor. Evet. Büyük bir şey. Çok mutluyum bundan dolayı. Erci Bey sonrasında Kartel grubundan sonra Türkiye'ye rap gelmiş oluyor. Ve Türkiye rap tanışıyor aslında. Evet. Bugünkü rapi Takip ediyorsunuzdur. Bugünkü rap'in durumunu nasıl görüyorsunuz? Ya ben e, çok farklı görüyorum. Eski zamanın rap müziğiyle e, bugünküne bakarsak, e, ya beni o zamanlar hepimizi hip hop kültürüne, rap müziğine çeken içindeki felsefi duruş, hı hı. bunlar artık yok e, olayın içinde. O yüzden bugün genç olsam rapçi olmak istemem belki. Yani o beni o kadar çekmeyebilir. Bununla birlikte ama şu an rap yapanları suçlamıyorum çünkü aynı olay Almanya'da da var, Amerika'da da var. Yani bu müzik şöyle oluyor genelde. Bir müzik çıkıyor insanlardan, halktan çıkıyor. Yani bir duruş, bir ya yani bir isyan çıkıyor ve bakılıyor ki çok insana ulaştığı zaman endüstri de bunun farkına varıyor orada bir şey var diyor onlar el attıktan sonra genelde içi boşalıyor ve sadece şekli kalıyor ve çok insana satılmaya pop başlıyor pop kültürü pop kültürüne dönüşüyor bu yani endüstrinin her zaman yaptığı şey rock roll müziği de öyle Amerika'da Tekno bile boşaltıldı bir öyle bir dönem de vardı falan yani o yüzden yani şimdi yetenekli olan, güzel sözler yazan, rapleri güzel söyleyen bir gencin tabii ki başarılı olmak istiyor. Hı hı. Bakıyor piyasada ne var? ha Bunlar tutuyorsa ben de onlar gibi olayım diyor. Bunda bir yanlışlık göremiyorum. Hı hı. Ama e, bana sorulursa, o zamanı da yaşamış birine sorulursa, Amerika'da olsun, Almanya ve burada e, o zamanki e, rap müziği daha çok müzikti. Yani orada bir... Uğraş vardı, bir, bir, bir motifler, bir bas, bir şey, bir değişim. Şimdi e, teknolojiyle birlikte basitleşti. Yani e, bunda yani o yüzden ben e, tabii ki çok yeteneklerin farkındayım. Türkiye'de güzel şarkılar yapılıyor. Çok iyi rapçiler de var. Bilmiyorum artık yaştan dolayı mı kendimi bazen orada göremiyorum pek. <laughs> Söz o dönemle kıyaslandığında sanki biraz... Anlamını yitirdi gibi değil mi? Haklısınız ama şöyle bir şey de var. Şimdi evet ben herkes gibi boş bir şey yazmayayım. Hani içi dolu olsun diye yapsın tutacak mı diye merak ediyorum. Çünkü Hı. artık algı da o Hı. kadar kısaldı o kadar yani efekt kazanıyor. Hı. Ya sanki e, artık müziğin kalitesi işte çalınmış düşünülmüş fikirler... Yani çok kapsamlı sözler, bak şunu diyor ama aslında bunu bunlar yok olup böyle bir efekt e, tutuyor artık. Hı hı. Yani bası çok derin olacak. Üstünde hani çok hızlı algılanan e, küfürlü sözler ya da daha çok e, söylenmemesi gereken şeyleri söyle. Bunlarla prim yapmaya dönüştü. Yani senin 10 tane işte araban var, benim de 15 <laughs> var diye yola çıkan bir şey. Bu wow dedirten bir şey ama Müzik ve sanat öyle bir şey değil aslında ama dediğim gibi kimseyi suçlamıyorum o yeni nesil de bunun içine doğdu yani e, sosyal medyanın içine doğdu orada e, şu görüldü ki tutuyor oluyor yani içi içerisi boş olsa da bir efekte iki hareketle bir skandal yap olarak bir dahil olarak bir skandala yani insan tutabiliyor. Ve bu yeni bir olay. Yeni bir fenomen. Eskiden o kadar değildi. Ama birazcık da... ...böyle yaşlı amcalar gibi de... ...gelmesin söylediklerim. Eskiden her şey daha iyiydi de... ...şimdi içi boş falan. Öyle değil. Şu an dünyada çok daha güzel olan... ...eskisine göre durumlar da var. En önemlisi de... ...aslında herkes biraz daha... ...hassasiyet gösteriyor... ...ırkçılık konusunda. Yani... Bir insan ailesi olarak dünyadaki bütün insanları kabul etme konusunda. Yani bambaşka ilerlemeler de var. Mesela benim çocuklarım Almanya'da artık e, o muyuz, bu muyuz, Türkiye'ye dönecek miyiz, burada kalacak mıyız? Bunlar bize kötülük yapıyor, ırkçılık yapıyor. Bu durumlar öyle yaşamış Şimdi başkaları bunu duyunca diyecek ki sanki ırkçılık yok. <laughs> ya Ben orada yaşadım, orada doğdum e, ve eskiden daha başkaydı. Şu an daha hafif, hı hı. daha iyi, daha doğru ve e, bunu diyebilirim. Yani şimdi oradan oraya müzikten şimdi bu ırkçılık ya da başka ülkede yaşama konusuna geçtim. E, ama hepsi bir benim için aslında konu olarak. Erci Bey çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her zaman tekrar gelmek isterim. Sağ olun. Her zaman bekleriz biz de. Teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Erci Eydi kendisiyle rap dünyasını, karteli ve rapin bugününü konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.